Şimdi 2010-2011 yılı eğitim yılında kızım Melek Kayalık yine başörtüsünden dolayı okula alınmadı. Yaklaşık bir dönem ne kadar biz gayret gösterdiysek de okula almadılar. Tabii ilk gittiğimiz günlerde polis kızımızı sorguya çekti. Özellikle terörle mücadelenin gelmesi bizim dikkatimizi çekti ve onu sorguladı. Kızın ben kendi özgürlüğümle, kendi isteğimle başımı örttüğümü söyleyince bu sefer okul yönetimi tarafından yine sorguya alındı. Ve okul yönetimi uzun süre onu tecrit etti. Yalnız bir odaya koydu, sorguladı. Böylece biz de destekledik, aile olarak kendisini destekledik. Bütün bunlara rağmen kimse bize yardımcı olmadı. Biz gereken yerlere başvurduk, BİMER'e şikayet ettik. Daha sonra BİMER'den müfettişler geldi. Tabii onlar da bir şey yapamadı. Bütün şikayetlerimiz dikkate alınmadı. Hatta işin tuhaf tarafı, yani biz 155'i aradığımızda 155 kendi telefonumuza bile cevap vermedi. Yani o telefonu artık kilitlenmiş bir şekilde. Daha sonra ilçe kaymakamı soruşturma izni istedik memurlar hakkında. Yani İl Milli Eğitim Şube Müdürü bizzat kendisi dedi, biz hazırladık ve bunların hakkında soruşturmanın açılması gerektiğini dile getirdik. Fakat kaymakam sümenaltı yaptı. Daha sonra dönem sonunda beni çağırdılar, gittim. Kızım bir dönem okumadığı halde, yani bir dönem derken bir yıl okumadığı halde benim kızımın diplomasını elime verdiler. Ve bu 2011-2012 yılı ise yine aynı ikinci bir kızım Nazcan Kayalık. O da kendisi yine kendi isteğiyle başını örtüp okula gitti. Aynı şekilde biz karşımızda terörle mücadele şube müdürlüğünden polisler gördük. Bu polisler minicik kızımızı yine sorguya çekti. Biz bu polislerin hakkında defalarca şey yaptık. Mahkeme açmak istedik ve onları şikayet ettik. Fakat hiçbir netice alamadık. Çünkü bütün dosyalar kaymakamın önüne gitti. O da sümenaltı yapıldı. Ve şu anda da dosyamız muhtemelen Yargıtay'dadır. Eğer bu dosya bozulursa, yine bizim bu kızımızın eğitimine kim engel olmuşsa, biz bu davamızın peşindeyiz. Biz bunlar hakkında yine soruşturma açılmasını istiyoruz ve biz bir manevi tanzimat isteyeceğiz. Çünkü gerçekten o gün hem işimizi engellediler, hem artı bizi halka karşı da bayağı huzursuz ettiler ve bizi rencide ettiler. Biz bunu hiç unutmayacağız. Ben savcıya şikayete gittiğimde, şikayet üzeri kapıyı çaldığım zaman gir içeri dedi savcı. Ne istiyorsunuz dedi. Dedim başörtüsünden dolayı kızımı okula almıyorlar. Lan dedi, seni dedi Hizbullah mı yönlendiriyor dedi. Ya, nedir dedi, çocuğun yaşı tutmuyor. Dedim efendim, yaşı tutuyor. Ya, fakat baktığımız zaman da böyle nur yüzlü bir insan. Ben içeri girdiğimde dedim ki bu insan benden yana inşallah tavır alacak, bana yardımcı olacak. Fakat gerçekten günlük kırık bir şekilde ben oradan ayrıldım. Ve bizimle bir ay boyunca uğraşan polisler bizim gibi ayet hadis okuyan polisler. Yani o kadar İslami açıdan telkin ediyorlardı ki biz hayret kalıyorduk. Yani bu insanlar bizden ne istiyorlar? Fakat bir sonradan işin farkına vardık ki muhtemelen bunlar da paralelin adamları ki daha sonra bu adamlar belki bizi kasten sıkıştırıp bizim en azından hükümete karşı veyahut yani bizi zor durumda bırakmaya çalışıyordu. Ve hükümetle herhalde muhtemelen yine düşündüğümüz gibi hükümetle paralel menfiyatları birbirlerine ters düşünce bu sefer birbirlerine girdiler. Ve bizim o zaman düşündüğümüz, haklı olarak düşündüğümüz bazı şeyler ortaya çıktı. O paralelin polisi diyebileceğimiz o polisler görevden alındı. Yani alındı derken görev yerleri değiştirildi. Başka yere sürüldü.
Ve bizimle uğraşan savcı da nereye gitti bilmiyorum ama ben defalarca savcılığa gittiğim zaman sanki özellikle beni bir savcıya gönderiyorlardı. Ve her defasında da o savcı bizi azarladı ve bizi suçladı ve bize de hiçbir şekilde destek olamadılar.